Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane yazılı kampını sunar. Herkese merhabalar. 7. sınıf İngilizce birinci dönem birinci yazılı programımıza başlıyoruz. Are you ready Tonguç? I'm not ready. Hiç endişelenme. Birazdan mükemmel bir şekilde hazır olacağız. Şu anda I'm not ready diyebilirsin. Hazır değilim diyebilirsin ama birazdan... Hocam, İngilizce kelime ezberlemek çok zor Biliyorum Tonguç'um. İngilizce çok kelime var ama sana mükemmel bir haberim var. Birincisi Milletin Bakanlığı sınavda çıkabilecek senaryoları, kazanımları ve dolayısıyla da kelimeleri bizlerle paylaştı. Yani Burada senin anıs mesela dürüst demek. Ya da friendly, arkadaş canlısı demek. Selfish ne demek olmuş herhalde beni mesela? Selfish bencil hocam. Harikasın, selfish bencil. Bu tarz kelimeleri çok güzel bir şekilde buradan zaten çalışacağız, öğreneceğiz. Ve biz de sana bugünkü videomuzda... ...mükemmel bir şekilde hem birinci üniteden... ...hem de ikinci üniteden hem konuları anlatacağız. Aynı zamanda burada... Harika sorular hazırladı senin için Ongucuğum bak. Burada boşluk doldurmalarımız, paragraflarımız var. Aynı zamanda Milletin Bakanlığı kazanımlarına uygun bir hazırlanmış. Yani MEP kazanım sorularına ve hatta MEP örnek yazılı sorularına uygun benzerleri sorular hazırladık. Bunları da güzel güzel çözeceğiz ve ardından da harika bir başarı bizi bekliyor. Burada birçok kelime öğrenmemiz gerekiyor. Evet ama bu kelimeleri çalıştığımızda çok rahat aklımızı tutabiliriz Ongucuğum. Şimdi mesela diyelim ki Appearance and Personality. Appearance görünüş demek, Personality de kişilik demek. Tamam bunu biliyoruz. Şimdi demiş ki describing characters and people yani karakterleri ve kişileri tarif etmek demiş. Mesela burada diyor ki my brother is tall and slim. Şimdi buraya baktığımızda erkek kardeşi gerçekten de daha uzun. Tall ne demek? Tonguç Bey? Tall uzun Farkısın. demek. Harikasın. Tall uzun demek. Bak tall uzun, short kısa. O zaman biz diyeceğiz ki bak bu kadar basit. Şuraya yazıyorum bak. Tall uzun, tamam mı? Buraya da yazıyorum short kısa. Şimdi daha uzun, daha kısa derken tall taller olacak. Bak uzun daha uzun. Short shorter. Kısa daha kısa olacak. Dolayısıyla söyle bakalım. Uzun daha uzun. Tall taller. Harikasın. Tall taller. Kısa daha kısayı söyle. Short shorter. Muhteşemsin. İşte biz bu dersimizde kişileri aynı zamanda karşılaştıracağız. Yani comparison yapacağız. Mesela they are selfish demiş. Onlar bencil diyor. They are more selfish diyeceğiz mesela. Uzun sıfatlarda more gibi şeyler kullanacağız. Mesela He is more talkative mi O benden daha konuşkan demiş. Mesela başka bir örneği göstereyim sana herhalde Benim Burada da, bak şimdi, burada da amcamız var. Amcamız güzel. Şimdi bunlardan hangisi e, daha yaşlı? Tabii ki de amcamız yaşlı. O zaman buraya hemen yazıyorum bak. Old diyorum. Bu old. Tamam mı? Bu da kardeşimiz de young. Tamam buraya young'ı yazdık. Şimdi diyorsun ki, yaşlı, daha yaşlı. Old, older diyorsun. Young, younger. Genç, daha genç diyorsun. Demek ki old, yaşlı... Older daha yaşlı. Young genç, younger daha genç oluyor Tonguç'um. Şimdi dolayısıyla biz comparisons, karşılaştırmaları burada mükemmel bir şekilde yapacağız. Peki bir de ikinci ünitede daily routines var günlük egzersizlerimiz. Burada ne yapacağız? Mesela demiş ki I do exercise every morning. Her sabah herkes farklı farklı egzersiz yapıyor. Mesela bu arkadaşımız basketbol oynuyor. Sabahleyin basket oynuyor. Bu arkadaşlarımız da yine basketbol oynuyor. Sabah erken kalkmışlar, berelerini giymişler, basketbol oynuyor. Bu arkadaşımız mesela ne oynuyor? Tenis, badminton'a benzer bir şey oynuyor. Mesela demiş ki Clary never plays badminton. Bu badminton oynamıyormuş. Veyahut da bu arkadaşlarımız diyelim ki voleybol oynuyor. Şimdi biz bunları nasıl söyleyeceğimizi göreceğiz. Diyeceğiz ki... I do exercise every morning. Her sabah egzersiz yaparım. Veyahut da... Clary never plays badminton. İşte buradaki... Every morning ya da never gibi ifadeler bize... işin yapılış sürecini verecek. Yani every morning her sabah demek. Never asla demek mesela. Bunları öğrenmiş olacağız. Bir de... Tabii ki sınavımızda listening var. Listening kısmına geldiğimizde öğrenmemiz gereken, dikkat etmemiz gereken şey şu Tonguç evladı benim. Hocamız tahtada konuşurken mutlaka anahtar kelimelere odaklanmamız gerekiyor. Yani focus on keywords, anahtar kelimeler ve aynı zamanda önemli şeyler mesela tarihler veyahut da özel isimler çok çok önemli. Bunlara dikkat etmemiz gerektiğini söyleyecek hocamız. Diğer şeyde ise speaking. Speaking'de de arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. Mutlaka mutlaka bize önceden zaten hocamız da buradaki arkadaşımız çok minta çok tatlı durmuş şöyle elinde okuyor. Bu değil tabii. Bize önceden hocalarımız konuşacağımız şeyler veriyor. Speak clearly. Açık açık konuşmamız önceden çalışma yapmamız bize avantaj sağlayacak. Burada zaten sizin çok iyi şeyler yapacağınıza eminim. Şimdi dolayısıyla yazılı örnek sorularımız belli. 7. sınıfta Milletin Bakanlığı senaryoları paylaştı ve bizlere örnek sorular verdi. Şimdi yapmamız gereken dikkatli bir şekilde dinlemek ve ne yapmamız lazım Songuç'um yazılı denemeleri yazı notlarımızı yanımıza almak. Çünkü bunlar bizim süper ikilimiz. Süper ikilde en önemlisi tabii ki yazılı notları. Neden? Çünkü burada birçok kelime var. Notlardaki kelimeleri yutacağım hocam. Aferin bu kelimeleri yutman lazım ama gerçekten yutmak, Yani ezberleyip yut yani mecaz anlamda kullanıyorsun inşallah. Bak burada hatta sayfaları da söyleyeyim sana. İngilizce birinci yazılımız sayfa 102'den başlıyor. Bak burada kelimeler var. Yutman gereken kelimeler burada Tonguç'um. Sonra 103, 104, 105, Appearance and Personality, Sports'a kadar geliyoruz. Ve burada yani sayfa 107'ye kadar çalışman çok çok önemli yazılı notlarımızda. Burada zaten tüm dersler var. Birinci dönem, birinci ikinci yazılı için İngilizce'ye çalışıyorsun. Bir de birinci dönem, birinci yazılıda İngilizce projelerini çözmeni istiyorum Tonguç'un um yazılı denemelerinde. Burada çok önemli soruları çözerken, İngilizce yazısını çözerken hatalar yapabilirsin boş bırakabilirsin. Mutlaka cevap anahtarına bakarak yaz. Çünkü yazıda benzeri çıkarsa bunu yapacaksın. Yazılı denemeleri ve yazılı notlarıyla bu süper ikiliyle gözün korkmasın Tonguç'um. Hadi bakalım o zaman. Şimdi arkamızı yaslanalım. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Koltuklarımızı dik konuma getirelim ve bu güzel soruları ve bu güzel konaltımları yapalım ve şu İngilizceden en güzel notları alalım. Hadi bakalım. Şimdi İlk ünitemizde appearance and personality yani görünüş ve kişilik konusu önemli dedik. Burada görünüşte insanları tall uzun, işte slim zayıf gibi ifadelerle ifade ederken personality yani kişilikte selfish bencil ya da talkative konuşkan gibi kişisel özelliklerle konuşmamız lazım. Mesela şurada bir sorumuz var hatta o soruyu şöyle göstereyim bak biraz arkalarda bir soru ama bak mesela demiş ki bu soruda according to the information above yukarıdaki bilgilere göre How many boxes should Jack put a tick? demiş. Kaç tane kutuya tik atması lazım? Şimdi, Jack is in English exam now. Şu anda Jack bir İngilizce sınavındaymış. His teacher wants him to put a tick for. Bak şöyle tik atmasını istiyor. Boxes that describe personality. Yani kişiliği tarif edenler için tik atmasını istiyor. Şimdi biz kişilikle alakalı önemli kelimeler zaten yazılı notlarımıza var dedik. Ama şimdi gel buradan bir kez daha üzerinden geçip tekrar edelim. Şimdi, öncelikle Burada bir sürü kelime var gördüğün gibi. Mesela diyelim ki funny, neşeli demek. Honest, dürüst demek. Shy, utangaç demek. Ya da straight hair, düz saç demek. Thin, zayıf demek. Veyahut hatta da, mesela dakik hangisi bunlardan konuşulardı benim? Punk chill hocam. Harikasın. Punk dakik mesela. Ya da smart, akıllı. Rude, kaba. Young, genç. Overweight, aşırı kilolu. Bald, kel. Ya da fat, tombiş. ...middle aged, işte orta yaşlı... ...stubborn, inatçı gibi kelimelerimiz var. Şimdi buradan biz hangileri... E, ...kişilikle alakalı, hangileri dış görünüşle... ...alakalı olduğunu bilmemiz lazım. Mesela... ...funny, kişilikle alakalı. Bir kere bu bir... ...tamam mı? Honest, dürüstlük... ...kişilikle alakalı. Shy, utangaçlık ...kişilikle alakalı. Bak buraya yazıyorum. Komik, tamam yani neşeli diyelim hatta buna. Honest, e, dürüst... ...shy, utangaç... ...bunlar kişilikle alakalı. Ama straight hair, düz saç... Bu kişilikle alakalı mı Tom Hitcher? O zaman bunu almıyoruz. Thin, zayıf kişilikle alakalı değil. Punctual, dakik yine kişilikle alakalı. Zamanında varıyorsa bunu işaretledik. Smart, akıllı yine kişilikle alakalı. Root, kaba yine kişilikle alakalı. Young kişilikle alakalı değil ki. Bir insanın genç ya da yaşlı olması kişilikle alakalı bir şey değil. Ya da overweight, tombiş olması kişilikle alakalı değil. Bald, kel olması kişilikle alakalı değil. Fat, tombiş olması kişilikle alakalı değil. Middle age, orta yaşlı olması kişilikle alakalı değil. Stubborn yine inatçı anlamına geliyor. Ve yine kişilikle alakalı. Dolayısıyla burada kaç tanesi kişilikle alakalı olmuş oluyor Tonguç benim? Yedi tane. Harikasın. Yedi tanesi sayıyorduk. Evet yedi tane diyor. O zaman cevabımız C seçeneği diyoruz. Dolayısıyla biz burada kişiliği ve karakteri bilmemiz lazım. Fakat bize sınavda bir de bunlarla alakalı işte selfish bencil demek veya talkative konuşkan demek ama bunlarla alakalı karşılaştırma soruları soracaklar. Yani comparison deniyor. Compare karşılaştırma, comparison'la karşılaştırma. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz lazım Tonguç Herhalde benim. Diyelim ki Old yaşlı demek. Young genç demek. Tall uzun demek. Short kısa demek. Bunları az önce görmüştük. Bunlar kısa sıfatlar olduğu için bunların sonuna erek getirerek daha anlamını katabiliyorsun. Taller daha uzun. Older daha yaşlı. Younger daha genç. Shorter daha kısa diyebiliyorsun. Ama uzun sıfatlarda yani böyle biraz daha işte birden fazla heyecan oluşan mesela talkative konuşkan bak burada more talkative olmuş ya da mesela ne diyelim ee, başka mesela interesting diyelim mesela interesting hocam haklısın o yüzden zaten interesting dedim interesting diyoruz şimdi interesting uzun olduğu için talk ve talkative uzun olduğu için talkativer, interestinger demiyorsun da more talkative diyorsun ya da more interesting diyorsun yani işte beautiful uzun mesela more beautiful diyorsun veya hatta difficult zor demek uzun yani uzun bir sıfat. O yüzden more difficult diyoruz. Tamam. Dikkat. Bu fırsat 7. sınıfları yakından ilgilendirmektedir. Şimdi 7. sınıf şampiyon paket alanlara yazılıların süper ikilisi, birinci dönem yazılı notları ve yazılı denemeleri hediye. Şampiyon paketler sana en yakın Tonguç Kitapçısı ve tongucmağaza.com'da. Şimdi gel istersen bir sorumuz var. Onu yaparak daha güzel öğrenmeye çalışalım. Zaten diğer sorularımız da bunlarla alakalı bak interesting, cute az önce senin söylediğin kelimeler hepsi burada var. Bunların hepsini yapacağız. Demiş ki Hello. Daha doğrusu önce soruyu okuyalım. Read the text. Metni okuyun. And fill in the blanks accordingly. Ve metni buna göre tamamlayın diyor. Tamamlayalım. Hadi bakalım. Hello. My name is Ali. Merhaba. Benim adım Ali. I have two close friends. Efe and Murat. Benim iki tane yakın arkadaşım var. Sahibim yani. Efe ve Murat. Tamam. Efe is taller than me and Murat. Efe benden ve Murat'tan... Tall ne demek sonuç herhalde benim? Tall uzun demek ha, hocam. Tall uzun demekse daha uzun bak. Tall taller daha uzun diyor. O zaman Efe benden ve Murat'tan daha uzunmuş. O zaman şöyle bir Efe yapalım şuraya. Bak şöyle bir Efe yazıyorum. Şöyle tamam mı? Şuraya Efe yazıyorum. Benden ve Murat'tan daha uzunmuş. Yanlarına da iki tane eleman çiziyorum. Tamam daha kısa eleman çiziyorum. Tamam mı şöyle. Ama diğerlerinin ismini daha bilmiyoruz. Efe en uzun. Buraya sırık gibi çizdik. He is also faster because he plays basketball. O aynı zamanda faster. Yani daha hızlıymış. Fast hızlı, faster daha hızlı. Because çünkü he plays basketball. Basketbol oynadığı için daha hızlıymış. Allah Allah. Hadi bakalım. Murat is stronger than us. Bak Murat stronger. Daha güçlüymüş bizden. Because he does weightlifting. Çünkü ağırlık kasıyormuş. O zaman şu da şöyle mesela kaslı olan ne olsun? Murat olsun. Murat'ın üzerine de M yazıyorum. Tamam mı? Murat da burada. Şimdi devam ediyoruz. I like running. Ben koşmayı seviyorum. So bu yüzden I am better at long distance races. Ha, ben koşmayı seviyorum. Bu yüzden ben daha iyiyim. Bak better, daha iyiyim. Uzun koşu yarışlarında. Sometimes, bazen, we play sports together. Biz bazen spor oynuyoruz. And it is fun to compare our skills. Bizim işte e, yeteneklerimizi, skills, yetenek demek Tonguş de herhalde benim. Yeteneklerimizi karşılaştırmamız eğlenceli oluyor diyor. Şimdi başlıyoruz. Bıdı bıdı, bıdı bıdıdan daha hızlıymış. Şimdi kim en hızlıydı? Ee, bakalım if he is also faster diyor. Çünkü daha e, basketbol oynuyor diyordu. Bu Efe hızlı olan Efe'ydi. Efe'nin hatta arkasına şöyle hızlı şart yapalım. O zaman bir kere buraya Efe yazacağız. Efe is faster than ne diyeceğiz sonuç şey Efe F yani? is faster than Ali. Harika. Ali'den daha hızlı. Efe is faster than Ali. Niye? Çünkü benim adım Ali dedi. Efe is faster Ali. Hatta şöyle diyebiliriz Songuncuğum. Efe is faster Ali and Murat diyebiliriz. Niye? Çünkü burada şimdi Efe var, Murat var. Bir de Ali'miz var. Şimdi Ali konuşan arkadaşımız. Dedi ki Ali. Efe bizden daha uzun dedi. Efe bizden daha hızlı dedi. O zaman Efe'nin daha hızlı olduğunu Ali ve Murat için söyleyebiliriz. Ama senin dediğin cümle doğru. Efe is faster Ali cümlesi de doğru. Tebrik ediyorum seni. Şimdi bakalım. Buda bıdı bıdı is better at long distance races. Şimdi bu tarz sorularda taktiğimiz şu. Şimdi sen kelimeleri biliyorsan, anlamı biliyorsan zaten yapıyorsun. Ama bilmiyorsan ne yapacaksın? Taktiğimiz şu. Sorudaki kelimeyi metinde buluyorsun. Bu kadar basit. Şimdi sorudaki kelimemiz ne? Better at long distance races diyor. Yani daha iyidir uzun koşu yarışlarda. Tamam. Ama sen bunun ne olduğunu bilmiyorsun. Sen bunu yukarıda arıyorsun. Bakıyorsun. Ha, Better at long distance races diyor. Bak daha iyi uzun mesafe yarışlarında. Şimdi kimin daha iyi olduğunu soruyor. I am diyor. I diye konuşan kim Tonguç şey herhalde benim? Ali hocam. O, o zaman buraya Ali yazıyoruz. Bitti gitti. Niye? Ali is better at long distance races. Niye? Çünkü ben diyor. My name is Ali diye başladı. Ve sonra da I am better at long distance races. Ben uzun mesafe yarışlarda iyiyim dedi. Bak ne yaptık? Burada long distance races ifadesini bulduk soruda. Sonra onu burada bulduk. Sonra onun yanına bir baktık ay diyor. Ay dedi kim Ali? O zaman buraya Ali yazdık yapıştırıp geçtik. Devam ediyoruz. Bıdı bıdı strongest diyor. Ha bak. Hemen strong kelimesini arıyoruz. Strongest kelimesini arıyoruz. Bakalım burada strongest var mı yok. Var mı? Aa strongest yok. O zaman ona yakın kelimeyi bulacağız. Strong. Bakıyoruz burada. Ha. Murat is stronger than us. Bak. Murat bizden daha stronger diyor. Yani bizden daha Güçlü ise en güçlü odur. O zaman Stronger'ın yanına Murat iz yazdığı için... Buraya ne yazacağız son bir Murat mi? hocam. Murat'ta yazıyoruz ve kaçıyoruz. Murat izi Stronger's. Zaten Murat'ın kasları da vardı. Tebrik ediyoruz. Hatta şöyle kasları da çizelim Murat'ın kasları. Şimdi. Bıdı bıdı plays basketbol. Şimdi bak. Basketbol kelimesini arıyoruz. My name is Ali. Bıdı bıdı, bıdı bıdı. Bıdı bıdı. Plays basketball. Plays basketball diyor. He plays basketball. He kim? Because he plays. He is, he is faster. He is faster. Hızlı daha hızlıdır. Basketbol oynar... Benden ve Murat'tan daha uzundur. Kim bu kim Tongcel benim? Efe hocam. Harika. O zaman Efe. Efe plays basketball. Efe olduğunu nereden anladık? Bir kere önce basketbol kelimesine gittik. Sonra he diyor. Ulan bu he kim acaba? Efe mi Murat mı? Sonra geri geri geldiğimizde baktık ki Efeymiş. Efe is taller denmeyen Murat. He is also faster because he plays basketball. He dediği bak şurada he he dedi hep Efe'ye referans ediyor. O yüzden cevabımız Efe oldu. Sen de bildin. Tebrik ediyorum. Şimdi geldik başka bir soruya. Fill in the blanks with the comparative forms of the given adjectives. Diyor ki boşlukları doldurun. Karşılaştırmalı şekliyle verilen sıfatların. Şimdi sıfatlarımız ne? Interesting. Interesting ilginç demek. Cute tatlı demek. Hot sıcak demek. Funny de neşeli demek. Şimdi bunları yazacağız. Bakalım. Şimdi kuralımız neydi? Eğer young gibi, old gibi, işte ne bileyim, e, slow gibi kısa sıfatlar olursa sonuna erik geliyordu. Younger, older, slower diyordu. Ama uzun bir sıfat olursa mesela diyelim ki beautiful yani güzel ve birden fazla heyecan oluşuyor. Veyahut da mesela ne diyelim comfortable yani konforlu. Comfortable, konforlu demek. O zaman burada beautifuler, comfortabler demiyorduk. Diyorduk ki more beautiful, more comfortable diyorduk. Şimdi o zaman geldik buraya. This book is bıdı bıdı than that one. Bu kitap diğerinden daha ilginç diyeceğiz. Interesting hocam. Evet harikasın. Interesting uzun olacak. O zaman buraya ne diyeceğiz? More interesting. Daha ilginçtir diyoruz. Bu kadar basit. İlginç uzun olduğu için daha uzun bir heceden oluştuğu için senin dediğin gibi moru başa koyduk. Şimdi demiş ki my cat is bıdı bıdı than your dog. Benim kedim senin köpeğinden daha tatlı diyeceğiz. Cute kısa sıfat olduğu için ne dememiz lazım Tonguç Herhalde benim? Cuter. Mükemmelsin. My cat is cuter than your dog. Benim kedim senin köpeğinden daha tatlı. Beow. Tamam yapacak bir şey yok. Today is bugün bıdı bıdı den Bugün dünden daha sıcak diyeceğiz. Daha sıcak nasıl deriz Tonguç Herhalde benim? Hatır. Harikasın. Today is hotter than yesterday. Bugün dünden daha sıcak. She is o Bıdı bıdı den her sister. O onun kız kardeşinden daha neşeli, daha komik diyeceğiz. Bu nasıl söyleyeceğiz sonuç herhalde mi? Funnier hocam. Harikasın. Funnier. Funnier den her sister. Funny neşeli, funnier daha neşeli. ...hot sıcak, hatır daha sıcak. Cute tatlı, cuter daha tatlı. Interesting ilginç, more interesting daha ilginç dedik. Geldik başka bir soruya. Look at the table and write at least three sentences comparing the children. Tabloya bakın diyor. Ve yazın en az üç tane cümle çocukları karşılaştırıyor. Çocuklarımız kim? Arda, Burak, Can. Yaşları 12, 13, 14. Boyları 1.50, 1.60, 1.55. Ağırlıkları da 45 kilo, 50 kilo, 47 kilo. Hadi bakalım bismillah yarıştırıyoruz gençlerimizi. Şimdi burada ilk başta age dediğine göre burada yaşta kullanmamız gereken şey young ya da old kullanmamız lazım. Yani daha genç ya da daha yaşlı dememiz lazım. Hate de bu sefer e, ağırlığı kullanmamız lazım. Mesela diyebiliriz ki heavy pardon uzunluk olduğu için burada ne diyelim mesela e, tall short diyebiliriz mesela. Tall kelimesini kullanabiliriz. Ya da short kelimesini kullanabiliriz. Burada young ve oldu kullanabiliriz dedik. Tamam. Ağırlıkta da light yani daha hafif ya da heavy yani daha ağır kullanabiliriz. Şimdi başlıyoruz yazmaya. Şimdi burada Arda 12, Burak 13, Can 14 yaşındaysa en genci yani Younger hangisi Tonguç evladım? Yani? Arda Güler is Younger. Arda Güler değil de neyse hadi Arda Güler olsun. O zaman Arda Güler Younger. O zaman diyeceğiz ki aslında Arda Güler Arda is the youngest demek lazım da neyse. Arda is Arda Güler yazma sakın sınavda. Arda is Younger diyeceğiz. Kimden daha genç mesela Burak'tan daha genç. Can'dan daha genç. Younger than Burak diyebilirsin. Hatta Burak and Can da diyebilirsin. Yani Burak ve Can'a daha genç diyebiliriz. Sonuçta Arda 12, bunlar 13-14 yaşındaysa bu doğru. Birinci cümlemizi yazdık, alkışlıyoruz kendimizi, mükemmeliz. Şimdi ikinci cümleye geçiyoruz. İkinci cümlede mesela e, şeyle alakalı olsun, neyle alakalı olsun? Uzunluk, kısalık alakalı olsun. Şimdi, şimdi Arda 1.50 boyunda, Burak 1.60 boyunda, Can 1.50 başı boyunda, Arda bu sefer en kısa oldu. Diyelim ki Arda is... Da, e, daha kısa diyeceksin shorter tamam mı? Then Burak ve Can. E, tabii yaşı küçük olduğu için daha şu anda kısa ama ileride boyu uzar. Önemli değil. Arda is shorter than Burak and Can. Burak ve Can'dan daha kısa. Sadece Burak da diyebilirsin. Sadece Can da diyebilirsin. Şimdi tolla cümle yazdık. Short'la cümle yazdık. Old Young'la da yazdık. Veya tam tersi yapabilirsin. Mesela Burak is taller diyebilirsin. Veya da Burak is older diyebilirsin. Fark etmez. Şimdi geldik ağır olana. Şimdi burada Arda 45 kilo. Burak 50 kilo. Can 47 kilo. Burada o zaman en tombiş hangisi? Burak is tombiş Evet Burak tombiş. O zaman Burak'ı yazalım. Diyelim ki e, Burak is heavier daha ağır than daha ağır. Kimden daha ağır? Arda ve Can'dan. Arda and Can şeklinde yazıyoruz. Bitti gitti bu kadar. Şimdi geldik başka bir soruya. Read the text and answer the questions accordingly. Metni okuyun ve soruları cevaplayın diyor. Başlıyoruz. Hi. Diye başlamış. Hi, I am Elif. Merhaba, ben Elif diye başlıyorum. Hatta Elif gibi okuyalım ki daha tatlı olsun. Hi, I am Elif. Merhaba, ben Elif. I wake up early every morning to do some jogging. Ben her sabah, bak, every morning, erken uyanırım, to do some jogging. Birazcık ne yapmak için böyle spor yapıyormuş, güzel jogging yapıyor, harika. Yürüyüş yapıyor, koşu yapıyor, harika. It helps me feel good and ready for the day. O bana, bak, o yardım eder bana. ...feel good... ...yani daha iyi hissetmeme... ...and... ...ready for the day... ...yani güne... ...hazır hissetmeme... Yani. ...ready... ...hazır demek... ...for the day... ...güne hazır hissetmeyi sağlıyormuş... ...harikasın Elif'ciğim... ...after school... ...I play basketball with my friends... ...okuldan sonra... ...ben oynarım basketbol diyor... ...arkadaşlarım ile... ...arkadaşlarım ile... ...tamam... ...we play basketball three times a week... ...biz basketbol oynarız... ...bak biz oynarız basketbol... Three times a week. 3 kez bak. 3 kez haftada diyor. Tamam. On weekends. Yani hafta sonları. I swim to relax. Ben rahatlamak için yüzerim diyor. Aferin Elif. Yüz. Sıkıntı yok. Swim yüzmek. I love sports and try to stay healthy. Ben sporları severim ve denerim diyor. Ne yapmayı? Stay healthy. Sağlıklı kalmayı denerim diyor. Bak sağlıklı kelimesini yazalım. Bak bu kelime sınavda çıkabilir karşımıza. Dikkatli olalım. Devam ediyoruz. In the evening I sometimes read books about sports and health. Akşamları ben bazen kitap okurum. Ne hakkında? Sports and health. Spor ve sağlık hakkında kitap okurum diyor. Tamam. Şimdi Elif'in sorularını yapalım bakalım. Şimdi demiş ki Why does Elif jog in the mornings? Neden? Bak neden diyor. Niçin diyor. Elif sabahları ...jogging bak jog kelimesini... Diyor, ...jogging yapıyordu. İşsiz olduğundan gidiyor. Ya hocam. İşsiz olduğundan değil tabii ki evladım. Buraya işsiz olduğundan yazamazsın. Buraya başka bir cevap yazman lazım. Çünkü... ...cevabını söylemiş zaten. Demişti ki... ...it helps me feel good and ready for the day. Bak sabahları... ...her sabah jogging yapıyorum dedi. İşsiz olduğum için demedi. Dedi ki... ...it helps diyeceksin. Bak... ...why diyorsa hemen because diye cevap vereceksin. Because it helps... ...diyeceksin tamam mı? O yardım eder... Kime ona mi değil her demen lazım. It helps her feel good and ready. iyi ve hazır hisseder. For the day diye de sonra ekleyebilirsin. Anlaştık mı? Dolayısıyla why diye soruyorsa niçin diye soruyordur. Sen de because'lu bir şey bulman lazım. Ama burada because yazmamış zor bir soru olmuş. Devam edelim. Devam ediyoruz. How often does she play basketball? How often ne sıklıkla demek? Ne sıklıkla basketbol oynuyor diyor. Şimdi taktiğimiz neydi? sorudaki kelimeyi metinde bulmak. Şimdi burada basketbol anahtar kelime. Sen bakıyoruz. After school I play basketball with my friends. Ne sıklıkla diyor ama sen burada with my friends. Kim ne deseydi with my friends derdin. We play basketball three times a week. Ha bak. We play basketball three times a week. O zaman burada three times a week dediğine göre biz buraya ne yazacağız sonuç herhalde? Three times a week. Harikasın bu kadar basit. Three times a week. Bu kadar biz. Haftada üç kez basket oynuyormuş. Devam ediyoruz. What does she do on weekends? Weekends. Hafta sonları ne yapıyor diyor. Anahtar kelimemiz weekends. Bak on weekends diyor burada. Biz hemen o weekends buluyoruz. On weekends hafta sonları. I swim to relax. Bak ben yüzmek için rahatlıyorum diyor. O zaman on weekends'i bulduk. Swim to relax'i bulduk. O zaman diyeceğiz ki. E, she swims to relax. Yüzmek için rahatlıyor diyeceğiz. Devam ediyoruz. What does Elif sometimes read in the evening? Akşamları ne okur diyor bazen diyor. Şimdi bak burada hemen read in the evening diyor. Hemen in the evening'i bulduk anahtar kelime. I sometimes read books dediğine göre. Ne diyeceğiz sonuç herhalde? Kitap okuyor hocam. Kitap okuyor. Buraya kitap okuyor yazamayız. Ne diyeceğiz? She. E, diyeceğiz mesela. She reads. Tamam mı? Books. Tamam About sports and health. Sağlık ve spor hakkında kitap okuyor diyebiliriz. Veya She Reads Books de diyebilirsin. Tamam. Ne okuyor? Kitap okuyor diyebilirsin. Doğru. Ama Türkçe değil. How does Elif stay healthy? Elif nasıl sağlıklı kalıyor diyor. Şimdi Elif'in nasıl sağlıklı kaldığı çok önemli. Burada bir sürü şey yapıyor. Sabah erken kalkması, yürüyüş yapması, güne hazırlanması, basketbol oynaması haftada üç kez, yüzmesi, rahatlaması. Bunların hepsi yapıyor. Ama sen sınavda bunu yapamazsın. Ne yapacaksın? Diyeceksin ki ben taktiğim var. Sorudaki kelimeyi metinde bulmam lazım. Sorudaki kelime ne? Stay healthy. Hemen stay healthy arayacaksın. <laughs> Heh, burada stay healthy. Stay healthy'nin yanındaki cümleyi yazacaksın. I love sports and try to healthy. Try to stay healthy. O zaman how does Elif stay healthy? She loves. Tabii ki I love. She loves'a dönüşüyor. She loves sports. Bu kadar. Sporları sevdiği için sağlıklı kalıyor diyebiliriz. Bu tam doğru cevap olmuyor esasında ama diğer türlü şöyle yazman gerekiyor. She loves sports. She wakes up early. İşte she e, do, she does jogging. İşte she e, ne bileyim swims to relax. Yani burada yaptığı her şey yazabiliriz ama aslında hepsi yaptığı şey. Yani jogging de, yüzmesi de, zıplaması da, haplaması da hepsi nedir? Sporları sevmesiyle alakalı diyebiliriz. Şimdi geldik başka bir soruya. Answer the questions about your daily routine using frequency adverbs. Cevaplayın soruları kendiniz hakkında günlük üstünüz hakkında using frequency diyor. Sıklık zarflarını kullanarak yazın diyor. Şimdi burada sen her türlü cevap yazabilirsin. Yani ben always yazarım mesela spor yapmaya. Sen sometimes yazarsın. Veya ben never yazarım. Sen usually yazarsın. Bu kişiye göre değişir. Burada senin bilmen gereken şey bunların anlamı. Mesela daima ne demek Tonguç Herhalde benim? Always. Harikasın. O zaman always daima. Bir kere bunu bileceğiz. Usually genellikle demek mesela. Veyahut da sometimes bazen demek. Never asla demek. Tamam mı? Şimdi bunları yazdık. Asla yazdık. Şimdi how often do you play sports demiş. Ne kadar sıklıkla spor oynuyorsun diyor. Mesela ben sana söyleyeyim How often e, do you play sports Songuç'um? Always. Tamam sen her şeyi always diyorsun. O yazabilirsin. Always diyebilirsin. I always e, play sports diyebilirsin. Sadece always yazabilirsin. Ama doğru cevabı tam anlamıyla hoca belki I always sports şeklinde isteyebilir. Ama always de diyebilirsin. What time do you usually wake up? Ne zaman kalkıyorsun diyor mesela. Sen mesela saat kaçta kalkıyorsun onun şeyler diyor. İngilizce söylemeni istiyorum. At 7 a.m. Mükemmelsin. At 7 a.m. diyebilirsin. Mesela 7'de uyanıyorum diyebilirsin. Veyahut da I wake up şeklinde de buraya ekleyebilirsin. Ama at seven a.m. desen bile hoca sana puan verir. Çünkü bu çok spesifik söylüyorsun. Bak sabah olduğunu belli ediyorsun. Eti koyuyorsun. Yani preposyonunu doğru kullanıyorsun. Saati anlamış gösteriyorsun. Bir de bunu eklersen tamam. Eklemesen de gene tam puan alırsın onu da söyleyeyim. What do you do after school? Okuldan sonra ne yapıyorsun Tonguç I play football. Her öğrenci gibi sen de bunu yapıyorsun. I play football. Tamam. O zaman hemen bunu yazabiliriz. I play football. Tamam. Futbol oynuyorsun. Futbol oynuyorsun kardeşim bu kadar basit. Geldik başka bir soruya. Read the text and fill in the blanks accordingly. Metni okuyun ve buraya göre cevaplayın diyor. Hemen başlayalım. Yine çok tatlı bir arkadaşımız var Sara. Hi I am Sara. Merhaba ben Sara diye başlıyor. I love hiking on Saturdays. Cumartesi günleri yürüyüş yapmayı seviyormuş. Aferin. My brother Ken prefers playing video games. Benim erkek kardeşim Ken... ...tercih ediyormuş. Neyi tercih ediyormuş? Playing video games. Yani ee, bu tarz... Ken Roblox'cu hocam. Evet, evet. Roblox'cu veya Fortnite. bilmiyoruz artık. E, online oyunları oynamayı tercih ediyormuş. Aferin Ken'e. Yani daha sonra aferin değil de neyse artık. He thinks... Hiking is boring. O düşünüyormuş ki hani o yürüyüşün sıkıcı olduğunu düşünüyormuş. But fakat I find it fun. Ben onu hoş buluyorum diyor. Eğlenceli buluyorum diyor. I also take swimming lessons in summer to improve my skills. Ben aynı zamanda alıyorum yüzme dersleri yazın. Geliştirmek için to improve. Geliştirmek için my skills. Yeteneklerimi geliştirmek için yüzme dersi alıyorum diyor. O zaman skills'in yetenek olduğunu yazalım. ...improve, geliştirmek diye yazalım şuraya. Summer zaten yaz demek. Yüzmeyi zaten biliyoruz. Başlayalım. Şimdi A'dan başlıyoruz. Sara... ...thinks, Sara düşünüyormuş... ...hiking is bıdı bıdı... ...but... ...can, things it is bıdı bıdı diyor. Şimdi Sara... E, ...nasıl buluyordu e, yürüyüşü? Eğlenceli buluyor. Eğlenceli buldun, nereden buluyorsun? Bakalım yazıyor mu? I love hiking diyor. Tamam, o zaman eğlenceli buluyor, beğeniyor diyebiliriz. O zaman Sara thinks hiking is... ...fun diyebiliriz. A bit e, Lovely diyebiliriz. Fun dedik, eğlence dedik. But, fakat... ...can thinks it is... Can nasıl buluyor sonuç herhalde benim? Sıkıcı buluyor. Harikası bak. He thinks hiking is boring diyor bak. Hiking, boring. Can, erkek olan can sonuçta. He thinks it is boring. He thinks hiking is boring. O zaman can thinks it is yani hiking is boring. Yani senin söylediğin gibi sıkıcı buluyor dememiz lazım. O zaman buraya da it is boring diyebiliriz. Tamam. Şimdi gelelim aşağıdaki soruya. Sara takes swimming lessons to bıdı, bıdı 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 diyor. Şimdi taktiğimiz neydi? Sorudaki kelimeyi metinde bulacağız. Sorudaki kelime ne? Takes swimming lessons. Burada nerede diyordu? I also take swimming lessons falan diyordu. Ha o zaman yazacaksın. I Sara take takes. Swimming swimming. Lessons lessons. To Aa boş. Improve my skills. O zaman yazacağız. Improve. My dersen tabi biraz sıkıntı olabilir. Skills desen daha iyi. Ama improve her skills dersen de mükemmel alkış alırsın. Niye? O kendi yani kendi yeteneklerimi geliştirmek için alıyorum diyor. Sen de o kendisinin yeteneklerini geliştirmek için diye düzeltmen lazım. My her yapman lazım. Hani burada Ayşe Sara olduysa burada my da her olması lazım. Devam ediyoruz. Can prefers. Tamam mı? Bıdı bıdı to hiking. Bak Ken neyi yürüyüşe tercih ediyordu? Ken Roblox hocam. Tamam Ken Roblox yürüyüşü. Işte, o zaman buraya ne diyeceğiz? Ken online oynar. Yani Ken buraya Roblox yazamazsın. Ken prefers video games to hiking. Ken video oyunları şeye tercih ediyor. Nedir onun adı? Yürüyüşe tercih edeceğiz. Şimdi geldik başka bir şeye. Ekipmanlarımız var. Burada bunların ne olduğunu hep beraber bulmaya çalışacağız. Sonuç şeyler lazım. Mesela bu nedir? Kask. Harika. Kask ama tabii kask yazmayacağız. Bu nedir Tonguç'un? Sırt çantası. Süpersin. Şu nedir mesela? Tenis raketi. Harika. Tenis rakedi. Bu ne olabilir sence? Krampon. Evet krampona benziyor değil mi? Dişleri var. Krampon değil de biz trainer spor ayakkabı diyeceğiz birazdan. Bunda ne olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi başlıyoruz. İlkine kask demiştin. O zaman buraya hemen kask yazıyorum. Helmet. Şöyle yine Türkçelerinde ben siyahla yazayım senin söylediğin. Kask diye. Şunu da sırt çantası demiştin. Sırt çantası diye yazayım. Devam ediyoruz. Bu mesela dalış gözlüğü. Şöyle yazalım. Dalış gözlüğü. Şurada ok ve yay var. Ok ve yay, tamam mı? Şu raket dedik. Şuna krampon değil de spor ayakkabı diyelim, tamam mı? Şunların ne olduğunu birazdan sana soracağım. Başlıyoruz. Şimdi buna sırt çantası demiştik. Sırt çantasının İngilizcesi back sırt demek, pack de çanta. Bu kadar basit. Burada bir dalış gözlüğümüz var. O zaman buna hemen googles diyebiliriz. Burada bir ok ve yayımız var. Bow and arrow şeklinde yazıyoruz. Burada bir raketimiz var. O zaman buraya hemen yazalım. Nedir? Racket. Tamam. Burada spor ayakkabı sneakers diyoruz Songuç Sneakers. Burada ne, bu nedir sence Songuç Rollerblade. Harikasın bu kadar. Güzel. Zaten Türkçesi aynı dediğin gibi. Roller blade. Türkçesi sadece aynı olduğu için dikkat etsiz Biz Türkçede roller blade'i böyle iki L ile falan yazmıyoruz. Blade'i başka türlü yazıyor olabiliriz ama Türkçede aynen böyle yazıyoruz aslında. Roller blade. Şimdi geldik başka bir soruya. Bunların hepsi birer ...equipment yani ekipman. Bak Türkçe'ye geçmiş neredeyse. Şimdi... ...helmet, kask... ...backpack, sırt çantası... ...Google's dalış gözlüğü... ...bow and arrow, ok ve yay... ...racket, raket... ...sneakers, spor ayakkabılar... ...hatta bak sneakers dediği için... ...bize ayakkabılar yazmamız lazım. ...rollerblades de... ...hatta roller blades diyelim buna da... E, ...bu da yine blade diye geçiyor. Şimdi geldik mev örnek yazılı sorusu benzerine. Burada demiş ki... ...rewrite the sentences... Using a different frequency adverb for each sentence. Ha. Cümleleri yeniden yazın diyor. Farklı bir sıklık zarfı kullanarak her bir cümle için diyor. Şimdi burada başlıyor. Sometimes bazen demek. Always daima demek. Never da asla demek. Şimdi buraya bir daha yazalım. Sometimes bazen. Always zaten biliyorsun sen daima. Never da asla. Şimdi Eda Erden başarılı bir voleybolcumuz. Plays for the Turkish National Volleyball Team every year. Eda Erdem oynar Türk milli voleybol takımı için her yıl diyor. O zaman biz Eda Erdem daima oynar diyelim. Ne diyeceğiz? Eda Erdem tamam mı? Always diyeceğiz tamam. Always plays işte ne diyelim e, voleybol voleybol. Eda daima voleybol oynar diyebiliriz tamam. Veya Eda Erdem always plays e, voleybol for the Turkish national team de diyebilirsin. Her zaman sonuçta milli takımımızda oynayacak öyle değil mi? Sonuçta Türk. Başka milli takıma geçemez. Şimdi geldik Kerem'e. Diyor ki Kerem Aktürkoğlu scores goals for Galatasaray once or twice a month. Kerem diyor Kerem Aktürkoğlu Galatasaray için gol atar diyor. Once bir kez veya iki kez ayda diyor. Kerem Benfica'ya gitti hocam. Doğru Kerem Benfica'ya gitti o yüzden bu cümle yanlış. Yani Kerem nasıl atacak ki Benfica'dayken Galatasaray için gol atamaz. Mantıklı söylüyorsun. O zaman ne diyeceğiz? Bunu revirat yazamayız. Kerem Benfica ya gitti diyemeyiz. Kerem asla atamaz demek olmaz. Biz bu cümleyi değiştireceğimiz için sınavda eğer böyle bir şey olursa şöyle diyebilirsin. Kerem dersin tamam mı? Ee, sometimes dersin mesela bazen hani ayda yılda bir kez atıyorsa Kerem sometimes artık Benfica'da çok atıyor ama helal olsun. Kerem sometimes scores goals for Galatasaray diye devam edebilirsin. Anlaştık mı? Şimdi geldik Melisa Vargas'a. Melisa Vargas doesn't give up when her team is losing. Melisa Vargas asla vazgeçmiyormuş. Takımı kaybettiği Vargas zaman. Vargas çok havalı hocam. Evet bence de çok havalı. Gerçekten sırık gibi ve çok çalışkan, çok başarılı, çok e, havalı, cool buluyorum ben de. Şimdi Melisa Vargas asla vazgeçmiyorsa bak. Doesn't give up diyorsa biz de asla kullanacağız. O zaman ne diyeceğiz? Melisa Vargas hemen yazıyorum. Melisa Vargas asla yani never Gives up, asla vazgeçmez diyebiliriz. Bu da bizim yeniden yazmış halimiz oldu. İlk dönem hedefi yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 7. sınıf yazılı notlarının içinde. Hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç Kitapçısı ve tonguçmazda.com'da bulabilirsin. Geldik başka bir soruya. Compare the two Turkish athletes by age, height and weight. İki tane Türk atleti yaş, uzunluk ve ağırlık olarak karşılaştırıyoruz. Tabii yani Ebrar 2 metre hocam. Evet Ebrar çok uzun 1.96 sırık gibi sıkıntı yok. Bu arkadaşımızdan uzun. Kim? Busen bu Busen Asurmenal de çok başarılı. Fakat Ebrar'ın boyu uzun yani voleybol yapacak bir şey yok. Complete the statements with the comparative forms of the correct adjectives. Tamamlayın cümleleri ee, buradaki ifadeleri Comparative forms yani karşılaştırmalı e, şekliyle doğru sıfatlarla diyor. Şimdi birincisi burada kullanacağım şeyler belli. Bir kere old kullanacağız veya young kullanacağız. Yani genç ve yaşlıyı kullanacağız. Yaşlı ve genç yani daha büyük daha genç. Uzunu kullanacağız mesela tall, taller ya da short, shorter'ı kullanacağız. Veyahut da light'ı mesela daha hafif kullanabiliriz. Ve bunların... Ee, ...şey hali de... ...komparatif e, halinde de mesela old, older... ...young, younger, tall, taller, short, shorter... ...light, lighter diye daha hafif diye kullanmamız lazım. Şimdi başlıyoruz. Bu senaz... ...is bıdı bıdı ebrar demiş. Şimdi age diyor, yaşlara bakıyoruz bak. Bu 26 yaşında... ...ondan sonra. Bu ise... ...kaç yaşında? 24 yaşında. Dolayısıyla burada şunu söyleyebiliriz ki... ...bu senaz... ...daha yaşı büyük. Yani older. O zaman bu senaz is older diyeceğiz. Bu kadar basit. Bu senaz daha büyük. Bu senaz is older den Ebrar da diyebilirsin. Bu senaz older da diyebilirsin. Bak bu senaz is older desen puan alırsın. Hadi den Ebrar da ekleyebiliriz. Ebrar is bak Ebrar'ın boyu 1.96. Senin dediğin gibi 2 metre. E, bu ise 1.72. O zaman Ebrar daha uzun diyeceğiz. O zaman Ebrar is uzun daha uzun nasıl oluyor Türkçede? Harikasın taller. O zaman Ebrar is taller diyeceksin. Veya Ebrar is taller than bu senaza diyebilirsin. Ama zaten ikisini karşılaştırdığımız için den bu senaz den Ebrar dememize gerek yok. Tamam. Bu senaz daha büyük. Ebrar daha uzun. Şimdi gelmişiz. Bu senaz is bıdı bıdı den Ebrar. Bak. Bu senaz 69 kiloymuş. Ebrar 72 kiloymuş. Demek ki bu senaz daha zayıf. O zaman ne diyeceğiz? Bu senaz is daha zayıf. Yani daha hafif. Lighter diyeceğiz. Niye bu 69 bir 70 kilo? O yüzden bu şekilde tamamlamamız gerekiyor. Şimdi geldik başka bir soruya. Read the text and answer the questions. Metni okuyun ve soruları cevaplayın diyor. Sepak Takro diye bir spor var. Is a sport that combines volleyball and soccer. Voleybol ve futbolu birleştiren bir spormuş. Combines birleştiren, birleşim, birleştiren, birleştiren. Şimdi players use their feet, head, knees and chest to hit the ball. Oyuncular kullanırmış. Ayaklarını, kafalarını, dizlerini, göğüslerini topa vurmak için. Two teams play on a court with a net in the middle. İki takım oynuyormuş bir meydanda ve ortada bir file varmış. They use a special ball called a rattan ball. Özel bir rattan top denilen topları varmış. Each team has three players. Her takım üç tane oyuncusuna sahipmiş. The aim is aim amaç demek is to hit the ball over the net. Topu şeyden e, filelerden yukarı geçirmek ve make it land on the other team side. Diğer takımın tarafına değdirmekmiş. Tamam. O zaman şöyle diğer takım tarafına çizim zaman. Top buradan böyle hop geçip bu tarafa değerse aynı voleybolda gibi düşürmeye çalışırsan puan alıyormuş. Şimdi başlıyoruz. Demiş ki is spectacular is a team sport demiş. Team sport ne demek Tongçelan Bey? Team sport takım sporu hocam. Hah. Team sport takım sporu demek. Şimdi bu takım sporu niye? Çünkü neden? Üçer kişiden oynanıyor. Yani tenis gibi teke tek oynanmıyor. Güreş gibi teke tek yapılmıyor. Yani beraber takım yapman lazım. Bak basketbol, futbol, voleybol. Bunlar hep takım sporudur. Yani tek başına oynayamazsın. Oynarsan da o bir spor olmaz. Sadece kendini antrenman yapmış olursun. Ama tenis de tek başına tenis antrenmanı çıkıyor. Yani dünya şampiyonu Tek başına oldu. Tek... takılabiliyor. Dolayısıyla buna yes, it, is diye cevap vermemiz lazım Tonguç'um. Devam ediyoruz. What do players use to hit the ball? Oyuncular topa vurmak için ne kullanıyorlar diyor. Şimdi bakalım. Hit the ball. Bak ne yapıyorduk? Takvimiz neydi? Sorudaki kelimeyi metin arayacağız. Hit the ball demiş. Hit the ball demiş. Hemen yaz. Players. Players. Use. Use. Feet. hit, Knees. Bıdı 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 bıdı, bıdı diye gidiyor. O zaman they use diyeceğiz. Veyahut da players use diye diyebilirsin. Yani o anda they aklına gelmezse. Players use. Their feet, head, knees, chest diyebilirsin. To hit the ball diye devam ediyor. Tamam. What is the aim of spectacle Bu oyunun amacı nedir diyor. Aim amaç demek. Aim kelimesinin amacını bilmiyorsan patlarsın. Burada bulamazsın. Ama bilmiyorsan ne yapıyorduk? Sorudaki kelimeyi metinde bul. Burada aim var. Hop aim arıyoruz. The aim is to hit the ball over the net. O zaman diyeceksin ki. Ee, the aim is diyeceksin. Aynen bu cümleyi yazacaksın. The aim is to hit the ball over the net ve de devam ediyor and make it land on the other teams side diğer takımın tarafına düşürmek diyor tamam şimdi bu soruyu yapmıştık zaten kişilik özelliklerini söylemiştik bak personality deyince funny komik honest dürüst shy utangaç Punctual, dakik, smart, akıllı, rude, kaba gibi ifadeler söylemiştik. Stubborn da inatçıydı. Ama straight hair, düz saç, thin, zayıf bunlar appearance bak. Bunlar hep appearance. Eğer şunlar, şöyle yapalım bak. Personality bunlar tamam mı? Siyahlar personality. Eğer e, appearance deseydi, yani görünüş deseydi, appearance o zaman maviyle. Mesela bald, kel, fat, işte tombiş, ne bileyim young, genç, overweight, kilolu yani tombiş, işte thin, zayıf, straight hair, düz saç bunlar appearance alakalı bak görünüşle alakalı olmuş. Geldik başka bir soruya. According to the information above, which of the following is correct? Hangisi doğrudur diyor. Şimdi Paul, Lisa, Amy, Amanda beraber takılıyorlar ve bunların ne yaptığını bulmaya çalışacağız. Şimdi Paul never comes to class late. Asla sınıfa geç kalmıyormuş. In fact aslında He goes everywhere on time. Zamanla gidiyormuş her zaman. He hates being late. Şimdi bak. Dolayısıyla bu arkadaşımız dakik. Dakik ne demekti Tonguç Eladim Bey? hocam. Harikasın. O zaman buraya hemen şöyle yazıyorum. Punctual. Punctual dakik. Bunu iyi bilmemiz lazım. Bunların hepsi zaten yazı notlarımızda yazıyor. Tekrar edeceksiniz arkadaşlar. Burası önemli. Devam ediyoruz. Liza likes making her friends laugh. Lisa arkadaşlarını güldürmeyi seviyormuş. She smiles all the time. O her zaman gülümsüyormuş. She makes jokes. O hep şakalar yapıyormuş. O zaman bu arkadaşımıza da funny diyebilir miyiz? Funny hocam. O zaman funny hocam diyebiliriz. Tamam bunu yazdık. Devam ediyoruz. Amy likes helping poor people. Amy fakir insanlara yardım etmeyi seviyormuş. She shares o paylaşırmış. Her money with everyone. Parasını herkes ile paylaşırmış. O zaman bu arkadaşımıza da cömert. Yani ne diyeceğiz sonuç herhalde benim? Generous. Harikasın. Buraya da hemen generous diye yazıyorum. Harika. Şimdi. Şimdi buraya punctual dedik. Dakik. Buraya funny dedik. Neşeli. Buraya da generous dedik. Cömert dedik. Devam ediyoruz. Amanda doesn't care about anybody. Amanda kimseyi sallamıyormuş. She thinks. O düşünürmüş. She is more important than others. O daha önemliymiş. Bak more. Niye important uzun bir sıfat olduğu için. Daha önemliymiş diğerlerinden. She thinks of herself first. O önce kendisini düşünüyormuş. O zaman bu arkadaşımız da ...tam birini... Selfish Bencil hocam. Aynen dediğin gibi Selfish'i de buraya yazıyoruz. Selfish Bencil. Şimdi... ...o zaman başlıyoruz. Paul Punctual. Paul Punctual olacak. Responsible sorumlu demek değil. Bu olabilir. Hardworking çalışkan... ...bu da olmaz. Gitti. O zaman B ve D gitti. Niye? Çünkü Paul Punctual olması lazım. Dakik olması lazım. Responsible, sorumlu ve hardworking çalışkan oluyor. Lize'ye geldik. Lize funny olacak. Tamam. Amusing... ...işte eğlenceli falan... ...bunu geç. Honest... Gerçi amusing de olabilir pardon ama B gittiği için zaten bu da gidiyor doğal olarak. Bütün B'ler gidiyor şuralar. Bütün D'ler de gidiyor çünkü A'da gitti. Yani şu ilk sırada gitti. Anıs dürüstmüş. Dürüst alakalı bir şey demedi. O yüzden C'de gitti. Burayı da attık o zaman. Devam ediyoruz. Emi generous'tı. Emi generous oluyor. O zaman bu da gitti. Çünkü Emi'nin tek generous olduğu yer burası. Stingy bu arada cimri demek. Onu da yazalım bak. Stingy cimri demek. Polite kibar demek. Anıs dürüst demek. Bunları hep bilelim. Hardworking, inek demek yani çalışkan. Tamam. Şimdi. Responsible, sorumluydu. Onu da yazdık. Muhtemelen cevabımız da. Devam ediyoruz. E, zaten selfish oluyor. Zaten C'de gitmişti. Supportive de destekleyici demek yani. Destekleyici. Destekleyen birisi yani. Destekleyici. Selfish, bencil demekti zaten. Ama friendly, arkadaş canlısı. Arkadaş. Friend, arkadaş demek. Friend, arkadaş canlısı. Zaten bunların hepsi gittiği için selfish yani bencil kaldı geriye. Şimdi geldik başka bir soruya. Girls and boys diyor. Kızlar var. Güzel. Yüzüyorlar. Koşuyorlar. Ve e, ne yapıyorlar? Zıplıyorlar. Veyahut da bir şeyler bilmiyorum. <laughs> da gerçekten garip şeyler oluyor. Burada erkeklerimiz de yüzüyor. Futbol oynuyor. Ve burada yine koşuyor. Şimdi burada bunlara bir kelime koyalım mesela. Şuraya swim diyelim mesela. Swimming yazalım. Swimming. Tamam Şurada yürüyüş olsun jogging diyelim mesela buna. Aşağıdan bakıyorum ben de. Şu belli zaten. Bu nedir Tonguç Eren? I play football. Aynen futbol oynuyor. O zaman buraya futbol diyelim. Şöyle futbol diyebiliriz. Tamam. Şimdi burada da yine jogging oluyor. Bu da yürüyüş olsun. Jogging. Şu yine swim. Başka ne oldu? Şurada ee, workout at the gym. Ha bu da workout at the gym olsun. Jimde spor yapmak olsun. Şuraya da onu yazalım. Work out at the gym. Yani resimleri Aşağıdaki ifadelerle eşleştireceğim ki kafan karışmasın. Şimdi the table above shows girls and boys sports preferences. Yukarıdaki tablo, üstteki tablo gösteriyor kızların ve erkeklerin spor tercihlerini gösteriyor diyor. Which of the following is correct? Hangisi doğrudur? According to the information above. Yukarıdaki bilgilere göre hangisi doğrudur diyor. Başlıyoruz. A seçeneği başlayalım. The sport that girls love but boys don't. Spor kızların sevdiği ama erkeklerin sevmediği jogging demiş. Şimdi kızlar joggingi seviyor ama erkekler de seviyor. Bu yanlış. Gitti. The sport that only girls love. Sadece kızların sevdiği yüzme demiş ama erkekler de seviyor. Bu da gitti. The sport that only boys prefer. Sadece erkeklerin tercih ettiği spor futbol demiş. Bakalım. Aa evet kızlarda futbol yok ama erkeklerde var. Bu doğru kabul ediyoruz. Şuna bakalım. The sport that only boys likes doing. Sadece erkeklerin sevdiği spor diyor. Bakalım. Workout et dicim. Vallahi bu kızlardaydı yani. Erkekler ya yüzmeyi ya futbolu ya da yürüyüş yapmayı seviyor. O zaman bu da yanlış. Cevabımız Ceyhan seçeneği oluyor. Ton içeride benim. Şimdi bir sürü soru çözdük. Bir sürü kelime öğrendik. O yüzden mutlaka bunlar havaya olması için yazı notlarımızdan güzel güzel kelimelerimizi tekrar edelim. Ve yazılı denemelerimizi çözelim ki sınavdan en yüksek notları alalım Tonguç Şelani Şimdi siz için hazırladığımız ücretsiz meydan okuma testimiz var. Yazılımız var. Onu yapın arkadaşlar tas uygulamasıyla. Ve ödülü sorumuzu yapmayı unutmayın. Hepinize İngiliz yazılarınıza başarılar. Bu arada çok güzel bir duyurum da var. Onu da söylemek istiyorum en sonunda. Eğer şampiyon paketi almadıysanız Şampiyon seti aldığınız zaman şampiyon paketimiz arkadaşlar 7. sınıfta şampiyon olmak isteyenler özel mükemmel bir set. Yani içerisinde 7. sınıf sayısal zoru bankası, sözel zoru bankası, dinamo matematik, dinamo türkçe, dinamo fen, dinamo sosyal, dinamo İngilizce, tüm dersler soru bankası 2, 4, 6, 8 kitap 8 yıldızlı bir set. Bu seti aldığınız zaman zaten yazılı notlarını ve yazılı denemelerini artık hediye ediyoruz. Öyle de bir avantaj var. Eğer bunu almasanız bunu alın bunları da yanında hediye olarak kendinize e, hediye edersiniz arkadaşlar. Süper ikili hediye ve böylece süper bir şampiyonluk elde etmiş olursunuz. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara olayın. Hepinize tekrar yazılarınıza başarılar. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane yazılı kampını sundu.